Ardahan'da 1400 yıllık bir köydeyiz sevgili seyircilerimiz. Köyün adı Samanbeyli. Açıkçası bugünkü halini gördükten sonra 1400 sene önceki halini merak ediyorum. İhtimaldir ki 1400 sene önce bu köy çok daha yaşanılası bir yerdi belki de. Ama karnınız acıktıysa, Kızılderili bölgesinde değilseniz, ortada bir duman varsa işin ucunda muhakkak karın doyurucu bir şey vardır. Bu felsefeden hareketle kararmamış olan kazanın yanına bir gelelim. Selamünaleyküm ablalar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Peynir alıyoruz. Ne yapıyoruz? Peynir alıyoruz. Peynir alıyorsunuz. Hı hı. Bakkalı göremedim ben. Nereden alıyorsunuz peyniri? Buradan. Buradan alıyorsunuz. Hı hı. Evde ineklerde aldığımız sütten makineye vuruyoruz. Ondan sonra peynir yapıyoruz. Neyi makineye vuruyorsun abla? İneklere sütün makineye vuruyoruz. Ondan sonra peynir yapıyoruz. Makinede ne oluyor ki ineğin sütü? Onda kaymak ayrı çıkıyor. Sütte bir yana çıkıyor. Kaymakta yağ çıkıyor. Ondan sonra sütte de peynir çıkıyor. Kim yapıyor peyniri? Ben yapıyorum. Hepimiz yapıyoruz. Duman duman. Ateşi kim yakamadı? Ablanım yakamadı. Sen mi yakamadın ablam ateşi? Dışarıdaki ateş. Ben geç geldim. Erken geleydim. O ne? Hadi şeyi anladık, tahtayı anladık. Sen o aşağıda haber verseydin yine olurdu. Annem ben ne bileyim nereye gideceğimi, yol neresi götürüyor. Soruya gidiyoruz biz de. Bu tahtayı anladık, yanında yanan? Tezek. Tezek. Yanındaki de tezek. Ücretsiz, bedava. Değil mi? Nasıl bedava olur mu hiç? Niye tezeyi parayla mı alıyorsunuz? Parayla değil. Saman alırız, ot alırız, mala veririz. Ondan sonra tezek olur. Otu parayla mı alıyorsunuz? Samanı parayla mı alıyorsunuz? Hadi ya. Parayla olur diyorum. Hiç bir şey parasız olur mu? Biçeriz, toplayırız, arabayla getiririz, motorla mazut alırız. Parasız olur mu hiç? Biz de tezeyi bedava yakıt diye anons edecektik, vazgeçtik. Yok, o kadar da bedava değil yani. Tabii bedava, herhalde bedava. Kendi yani, kendi evimizde gelen bir şey. Allah'ım, kadınlar arasında ben laf yetiştiremiyorum. Belki konuşmakla para kazanan bir adam. Vallahi size yetiştiremiyorum. 6-7 karın arasına düşürmeyesin. Amin, amin, amin. Cem'i cümlemizi inşallah. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri hiçbir Adem kulunu 7-8 hanımın arasına... Anne nasılsın? Sağ ol, iyiyim. Ne yapıyorsun? Sağ ol, iyiyim. Sen de peynir yapar mısın? Yapıyorum. Tabii yapıyorum. En uzmanı sen misin? Evet. Belli. Patron içe gibi durmuşum burada. Tabii, tabii. Gençler mi yapar peyniri? Şimdi de gelinler yapıyor. Ben de yapmıyorum. Gelinler. Tövbe tövbe. Herhalde gelinler yapacak. Da ben ihtiyarlamışım. Mecburlar yapacak. Mecbur mu? Ya. Da ben de... Onların üstünde patron olacak. Patron bile olmayan gibi bile olur. Kimdir gelinin annem? Abudur gelinim. Benim. Bu de. Sen kaynananın yanında ne o çan 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 az önce? Yok şey dedim tezek bedava ondan söylendi. Acaba tüp gaz daha mı ucuz gelir size? Daha mı meşakkatsiz olur? Yok o da şey. Daha pahalı değil mi abla? Tabii. Biz yine tezek işte, tezek. Tabii tezek. Kışın da tezek yakıyorsunuz değil mi? Her sene tezek yakıyoruz yani. Tüp yakmıyoruz. Doğal gaz yok. Doğal ceyran yok. Bir şey çok yok. İlginç bir şey bir de sevgili seyircilerimiz. Bizim kullandığımız doğal gaz Ardahan'dan geçiyor. Yani buralardan bir yerden geçiyor. Fakat buralara doğal gaz uğramıyor. Buradan ta 1800 kilometre gidiyor. Biz İstanbul'da doğal gazla ısınıyoruz. Buradaki insanlarımız da... Kimse bizi burada tanımaz. Biz köylüyüz, tanımaz da bir şehirli olsaydı doğal gaz burada da geçerdi. Bizim evlere de gelirdi. Yok. Doğal gaz nasıl olacak? Su nasıl yok ya? İçeride su yok. Dışarıda getiriyoruz. Çeşmeden. Çeşme nerede? Çeşme aşağıda. Burada da var. Omuzla getiriyoruz. Elimizle getiriyoruz. Suyu da gelinler getirir herhalde değil evet. mi anne? Evet evet. Gelinler getiriyor. Zeki abla. Bu ne peynir oluyor bu? Çiçel peyniri oluyor bu. Çiçel. Çiçel. Evet. Çiçel peyniri. Zaten bizim burada meşhur da çiçel peyniri. Ben ilk defa duyuyorum ablam. Nesi meşhur? Çiçel peynir meşhur. Yağlı peynir meşhur. Yağlı mıdır bu? Yok bu yağlı çiçel. Değil. Bunun yağı alınmış. Bu çiçel peynir. Çiçel ne demek? Çiçel yani yağsız peynir demek. Bu eşkisi bir de sütü ekşi ediyoruz.
Bir de taze süt alıyoruz. Onu ne? Birbirine katıyoruz. Peynir yapıyoruz. Ekşi evet. Sütle? Evet. Bir de yeni salmış süt. Taze sütü evet, karıştırıyorsun. Taze, evet. Ondan sonra maya atıyoruz. Ateşte böyle bekletiyoruz. Peynir oluyor. Mayayı ne kadar atıyorsun anne? Ölçüsüne göre. Ne kadar olursa ona göre atıyoruz. Ölçüsüne göre atıyoruz. Ya abla diğer peynirler de böyle mi yapılır? Kaynatılır mı? Hı hı. O da ya yani, bütün peynirler ya kaynar mı? Fazla kaynamaz ya, bunun gibi. O da kaynar ama çok kaynar. Çürük de ya, kaynar bunun gibi. Çok özür dilerim cehaletime verin. Bütün peynirler sütü kaynatılarak mı yapılır? Hı hı. Hep kaynıyor süt. Ben de zannediyorum ki sütü bir yere koyuyorlar. Yok. Oluyor sana peynir. O yağlı peynir yine sıcak oluyor. Yağlı peynir de yine sıcak oluyor. Onun içine maya atılıyor. Ondan sonra yapılıyor. Annem gel hele. Ben bilmiyorum. Ya gel hele gel. Neyi bilmiyorsun? Peynir yapmayı bilmiyor musun? Biliyorum ama biliyorum. Sen bilmeyeceksin de ben mi bileceğim? Köyde en iyi peyniri kim yapar annen? Ben. Sen. Yapalım. O kadar iddialısın. Yok. Annem sana rakip çıktı. Peki bu ne kadar zamanda oluyor abla? Olur şimdi olur. Hayır ne kadar sürüyor? Nerede ya, olduğumu 20 ateşe dakika. Ateşe göre mi? Bir saat, yarım saat. Demek ki neymiş ablam? Gevezenin peyniri az çıkarmış. Biz muhabbete daldık. Fazla mı kaynattık? Evet kaynadı. Peynir kaynadı. Yani bu kadar sütten bu kadar peynir mi çıkar? Evet ondan bu kadar çıkar. Mis gibi kokmaya başladı. Abla şimdi ne yapıyorsunuz? Şimdi bunu yiyeceğiz. Peki bunu erkekler yapabilir mi? Hayır bizim burada yapmaz. Erkekler yapmaz. Bu gördüğünüz Maraş dondurması değil sevgili seyircilerimiz. Bu Samanbeyli. Samanbeyli köyünün çiçel peyniri. Bu yaptığınızın ay, olmuş ay, hali. Tadayım be abla be. Anlamadım tam tadını. Bir daha bir bak elde. Acaba nasıl olmuş acaba? Bunu büyük şehirlerdeki hanımlar yapabilirler mi? Tabii yaparlar. Niye yapmaz? Herkes yapamaz bunu ya. Şehirdekiler yapamaz. Biz ustasıyız. Kim bunu yapacak? Biz onlar yenirsek nereye satacağız? En güzel peynir bizim köyün peyniri. Herkes alsın bunu. Çiçel peyniri. Herkese tavsiye ederiz. Efendim burada Galatasaray-Fenerbahçe maçının tribünlerinde değiliz. Seyircilerimiz var. Soralım. Ne seyrediyorsunuz? Ergi Tiyazur seyirciyle. Televizyon izliyorsunuz. He. Yeni mi başladı? Çoktan başladı. Çoktan kaçırmayalım. Biz de bakalım ya. Güzel programmış. Dayı ne program bu? Televizyon programı. Gezi programı mı? Evet. Sunucuyu tanıyor musun sen? Soray Bey. Soray Bey mi o? Evet. Bu uzun yola çıkmış o mu? Evet evet o. Sık seyreder misin böyle? Yavrum seyrediyoruz. Şimdi ne yapıyorlar? O ne be? Kedi. Ne kedi? Kaplan besliyorsun sen dayı. Evet. İran kedisi. İran mı geldi bu? Evet. Ne yapıyor? Peynir mi yapıyorlar? Evet peynir şeyini yapıyorlar. Reklamını yapıyorlar. Peynir reklam mı çekiyorlar? Evet. Peynir yapıyorlar. Peynirin şeyini tanıtıyoruz. Peynir yapmak için. Onun için seyrediyorsunuz. Köylüler topla evet. Onun için seyrediyorsunuz. Evet. Evet. Toplamış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.